أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, Sevgili saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak günüllerimizi, yuvalarımızı, işçilerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri her türlü e, gönlümüze doğan, lüzumsuz, faydasız, zararlı düşüncelerden ...kendisine sığındırıyor. Kendisine sığınmamızı istiyor. Ve... E, ...bizi şerri kötülüğe... ...doğru iteleyen... ...iten... ...tahrik eden bu duyguların... E, ...şeytandan geldiğini... E, ...bildiriyor. Ve şeytanın da... E, ...sürekli... ...her insanın yanında... ...bulunarak... E, ...fırsat e, kollayarak... ...fırsat buldukça da... E, o merkez, tam merkeze, kalbe e, vesveseler, kötü düşünceler e, ulaştırmaya çalıştığını, ayrı kelimeler e, değişik e, bağlantılarla e, ve e, irtibatlarla gündeme getiriyor. Ve Cenab-ı Hak bize de e, bu, bu tür düşüncelerden kendinizi koruyabilmeniz için e, bunun yolu bana sığınmaktır. E, Allah'a sığınmaktır, istiazedir diye bunun da yolunu bize öğretmiş oluyor. Tabii ki e, gönüllerimiz e, açık yani hem melekten, Cenab-ı Hak'tan gelen e, ilhamlara güzel duygulara e, açık bulunduğu gibi kalplerimiz gönüllerimiz aynı zamanda e, eğer onu koruyamazsak, kalbimizi koruyamazsak bu kez e, şeytandan Nefisten ve şeytandan gelecek kötü duygulara da kalp, kapılar açık olabiliyor. Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle başlamak isterim. şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Her insana görevlendirilmiş bir şeytan vardır. Tabi o şeytandan insana hayır gelmesi mümkün değil. O bir şer kaynağıdır. O bir kötülük kaynağıdır ve insanı doğru yoldan saptırmak üzere... Kendisini e, vazifeli görmüş olan bir e, varlıktır. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselam bir temsille anlatıyor e, şeytanla insanı, insan kalbinin e, irtibatını, e, ilişkisini. Diyor ki o şeytan diyor insanın e, omuzları üzerine böyle ensesine oturmuş vaziyettedir. Ve onun da bir hortumu vardır. Bu hortumunu da sol taraftan aşağı e, insanın kalbine doğru e, uzatmış vaziyettedir. Ve ne olacak? Şeytan onu takip etmektedir. Kul Allah'ı andıkça gerek diliyle gerek kalbiyle yani aklında Allah olduğu sürece ve Cenab-ı Hakk'ı e, zikreder, zakir vaziyette olduğu sürece e, oraya bir zarar veremez. Hortumuyla, hortumunu geri çeker ve okulun kalbine herhangi bir vesvese de verme imkanı olmaz. Ama hep tetikte durur. Hep böyle müteyakkız, uyanık bir e, halde durur. Kul Rabbini unuttuğu takdirde Allah demeyi ve e, gönlünde de Cenab-ı Hakk'ın zikri ortadan kalktığı gaflete düştüğü anda hemen Adeta bir boru gibi, bir filin hortumu gibi hemen hortumunu uzatır, açar ve ne kadar kötü düşünceler varsa oraya akıtmaya başlar. Kul Allah'ı zikrettiği zaman geri çeker. Kul Allah'ın zikrini terk ettiği zaman yine vesveseye devam eder. Efendimiz Aleyhisselam bir insan gerçeğini dile getirmiş oluyor. Bir insanla şeytanın münasebeti münasebetini bir misalle ortaya koymuş oluyor ve e, şeytandan emin olmak için onun şerrinden kurtulmak için de e, sürekli Rabbimizle beraber olmaya Rabbimizin e, zikriyle beraber olmaya da önem göstermemiz ehemmiyet vermemizi de bize öğretmiş oluyor e, bizim zaten bu hayattaki vazifemiz nedir hayattaki vazifemiz e, gönlümüzü lüzumsuz bütün şeytani vesveselerden, havatırlardan korumak, merkezi sağlama almaktır. Vazifemiz bu. Orasını kötü duygulardan arındırarak, onların Cenab-ı Hakk'a sığınarak, iman gibi, ihlas gibi, ilahi muhabbet gibi güzel duyguları orada tutmaktır, yeşertmektir, büyütmektir. Vazifemiz bu. bunun için de Cenab-ı Hak bizi bunu başarmak üzere de zikri zikri emrediyor ayet-i kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de 270 ayetten fazla yerde zikir, zikrullah, Cenab-ı Hakk'ı anmak, tesbih e, hususu dile getiriliyor. Yani az değil. Yani 270 ve üzeri az bir rakam değil. Ve çok çok Allah'ı zikretmemiz isteye, isteniyor. Ve Cenab-ı Hakk'ı da hiç unutmamamız aslında isteniyor. Bu açıdan e, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinin ayrı bir ehemmiyeti var. Orada Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor ezkur rabbeke fi nefsike tadaruan ve khafeten rabbini e, içinde kalbinde e, zikret yalvararak yakararak korkarak udenel cehrinil kavli bil gudur ve'l asali, sessiz bir şekilde bağırmadan çağırmadan, gece ve gündüz 24 saat rabbini zikret ve la tekunel neden olma. Ya insan iki halde bulunur. Ya zakirdir veya gafildir. Bunun üçüncü bir ihtimali söz konusu değil. Yani zakirse gafil değildir. Gafilse zakir değildir. E Cenab-ı Hak da zikret ve gafillerden olma buyurduğuna göre... ...demek ki bizim bir önemli vazifemiz... ...Rabbimizi anmak, zikretmek, hep onu aklımızda tutmak, kalbimizde tutmak... E, gerek lisanen gerek kalben hep onun zikri e, ile beraber olmak. Bu şekilde de hem kendimizi koruma altına almak hem de şeytandan onun vesvesesinden e, korunabilmektir. Bu da önemli vazifelerimizden, e, başta gelen vazifelerimizden birisidir. Kıymetli dinleyenlerimiz bu şeytanın insanın kalbine verdiği vesvese e, ve bundan e, korunabilmenin yolları noktasında Sevgili Peygamber Efendimiz'in hayatında çok güzel örnekler var. Sahabe hayatında örnekler var. İnşallah o örnekler üzerinden şeytan kimdir, nedir, insan nasıl vesvese verir ve onlardan kendini nasıl koruruz? Onun örnekleri üzerine durmaya çalışalım inşallah. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın itikafta olduğu gecelerden birinde, hanımlarından Safiye validemiz Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir. Efendimiz ile bir müddet konuştuktan sonra geri dönmek üzere kalkar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu uğurlamak için kapıya çıkar. Yani mescitten işte kapıya kadar kısma e, kadar gelir. Onu uğurlamak e, maksadıyla tam bu esnada yanlarından Medineli iki sahabi geçer. Efendimiz'i görünce hızlı bir şekilde yürümeye başlarlar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çağırır ve bu kadın şu yanımda bulunan kadın benim eşim Zevcem Safiye binti Huyay'dir buyurarak yanındaki kişinin hanımı olduğunu açıklar, açıklamak durumunda kalır. Sahabiler Efendimizin bu davranışı karşısında Subhanallah diyerek şaşkınlıktan ifade ederler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan insanoğlunun içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır. Doğrusu şeytanın sizin kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim buyurarak şeytanın daima insanın yanında bulunduğuna ve ona vesvese verdiğine verebileceğine işaret eder. Efendimiz Aleyhisselam bu uyarısıyla gecenin karanlığında kimliği anlaşılamayan bir kadın hakkında karşısındakileri bilgilendirerek zihinlerinde oluşabilecek bir takım kötü düşüncelerin önünü almak istemişti. Gerek yaşanan bu hadise, gerekse Efendimiz Aleyhisselam'ın uyarısı, şeytanın vesvesesinin ne kadar insan üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim şeytan insana öyle bir vesvese verir ki, karşısındaki kimse hakkında peygamber dahi olsa kişi şüphe duymaktan kendisini alamaz. İnsanın bu zaafını çok iyi bilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de yanlış anlamalara mahal vermemek için hemen olaya müdahale etmiş ve şeytanı insanın vücudunda akıp duran kana benzeterek Müslümanları onun vesvesine karşı uyarmıştır ayet-i kerimede de e, şeytanla ilgili olarak hep bu kelime kullanılır. Özellikle e, Nas suresinde min şerril vesvasil hannas yani şeytanın vasfı olarak el vesvas çok çok vesvese veren el hannas yani zaman zaman gizlenen zaman zaman ortaya çıkan fırsat bulduğumu açıktan bulamadığı zaman gizlenerek Sürekli insanın kalbine o kötü duyguları, düşünceleri e, postalayan, gönderen, veren anlamında. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu vesvese kelimesini e, kalpteki olumsuz duygu, şeytandan gelen duygu anlamında kullanmaktadır. Vesvese aslı ve temeli olmayan, gerçekte hiçbir alakası bulunmayan evham, vehimler, kuşku, kuruntu, tereddüt ve ihtimallerdir. Zihinde irade dışı belirmekte kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce veya davranışa sevk etmektedir. Vesvese genel olarak insanı din dışı davranışlara yönelten bir iç itilme yani içten bir meyil, içten bir tahrik olarak hissedilir. Yani bir yerde vesvese varsa orada pek hayırlı bir şey yok demektir. Bir şey vesvese ise o e, tam anlamıyla kötü, şerli, zararlı bir düşüncedir, bir vehimdir, bir kuruntudur. İşte bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Şeytan insanların zaaflarını kullanarak onlara hüzün, üzüntü, korku ve sıkıntı vermeye, aralarını açmaya, dini meseleler hakkında onları şüpheye düşürmeye çalışır. İnanan insanların Allah'ı inkar etmelerini, kulluklarını yerine getirmemelerini ve kendisi gibi Allah'a insankar olmalarını ister. Nitekim <laughs> Kur'an-ı Kerim'de ee, i̇blis'in özellikle Hz. Adem Aleyhisselam kıssası e, bağlamında bu Adem İblis kıssasına e, münasebetlerine çok e, yer verildiğini biliyoruz, görüyoruz. Orada söz konusu edilen e, ayetlerden birisi de şöyle. İblis ey Rabbim madem ki sen beni rahmetinden uzaklaştırdın. Hicr suresi 39 40. ayet-i ben de yeryüzünde kötülükleri kullarına güzel gösterip hepsini azıracağım. Kâle Rabbi bima agveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardi ve le uğviyennehum ecma'i. Tabi burada şeytan e, bir edepsizlik daha yapıyor. O da nedir? O da e, yoldan çıkmasını, sapmasını, azmasını da Cenab-ı Hakk'a izaf ediyor. Sen beni saptırdın. Sen beni yoldan çıkardın diyerek bir e, yine küstahlık sergilemiş oluyor. Sen diyor beni azdırdın. Ben de diyor madem beni e, yoldan çıkardın, azdırdın. Ben de yeryüzünde kötülükleri kullarına güzel gösterip hepsini azdıracağım. İşte Kur'an-ı Kerim şeytanın bu e, sözünü bize aktarıyor. Verdiği vesvesenin ilk neticesi olarak da Hazreti Adem'in yasak meyveden yiyip dünyaya gönderildiği ifade burada edildiğini biliyoruz. Tabi bu uzun bir fasıldır, uzun bir kıssadır. Ama Adem Aleyhisselam'la Havva Validemizin cennette yaşarken, cennetin nimetlerinden istedikleri yiyip içerken şeytanın aldatmasıyla yasak olan ağaca yaklaşıp ondan yiyip cennetten dünyaya indirildikleri yine Kur'an-ı Kerim ilgili yerlerinde uzun uzun anlatılmaktadır. Dolayısıyla işin temelinde şeytanın vesvesesinin insan üzerinde etkili olabildiğini ve ona zarar verebildiğini ve eğer kişi bundan kendisini kurtaramazsa, Allah'a sığınmazsa kişi yanlışlara, haramlara sevk etme noktasında bunun etkisinin olduğunu bu kıssa bize açıkça e, haber vermektedir. Ve bunun örneğini bize göstermektedir. Kısacası vesvese zihinlere kötü düşünceler gönderen şeytanın insanları etkileme yöntemlerinden birisidir. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada insana e, şeytandan gelen vesvese ile Melekten gelen e, ilham, güzel duygular bunun bir e, mukayesesini yapmakta ve e, biz de bu konuda e, aydınlatmaktadır sevgili peygamberimiz. Şöyle buyuruyorlar, insanoğluna şeytan da yaklaşır, melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüğe götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında yani kalbinde bunu hayra yönelmeyi bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde, gönlünde diğerini, şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytanlar Allah'a sığınsın buyurmuş. Ardından da Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihate eden, her şeyi bilendir ayet-i kerimesini okumuştur. Tabi bu ayet-i kerime Bakara suresi 268. ayet-i kerime. Öncesinde Cenab-ı Hak biz mümin kulları hel helalinden kazanmış olduğumuz e, gerek paralarımız, gerek e, diğer imkanlarımız, gerek e, topraktan elde etmiş olduğumuz mahsulatımız, bunlardan Allah yolunda zekatından, üçünden, sadakasından e, infak etmemizi e, bize Cenab-ı Hak emrediyor. Ve e, infakta da edepli olmamızı e, öğretiyor ve e, bunu bu şekilde Allah'ın emri uygun tarzda infak etmenin, ...gerek ferdi planda gerek toplum planında çok büyük faydaların olacağını... ...ve bunun ahirette de sevabının e, yüzlerce binlerce kat sevap olacağını da bize bildiriyor. ve Bildirdikten sonra da burada e, kişinin cimriliğiyle e, şeytanın e, e, insana vereceği zararda gündeme getiriliyor. Ve e, Efendimiz Aleyhisselam şu ayeti kerimeyi okuyor... Eşşeytanu ye'idikumul fakra ve ye'emurukum bil Şeytan diyor, sizi diyor fakirlikte korkutur. verirseniz fakir kalırsınız, malınız, mülkünüz biter. Şöyle olur, böyle o tarzında fakirlikle elimizdeki malımızın, mülkümüzün yok olması tehlikesiyle korkutur. Bir de neyi emreder? Size cimriliği telkin eder. Hatta cimriliğin de ötesinde yani nefsani arzuları yerine getirirken bol bol harcamayı da size teşvik eder. Yani şahsını harcama hatta haram olan şeyle harcamada böyle sesini çıkarmazken ya boş vermiş şey olmaz derken ama mesela Allah yolunda infaka geldiği zaman aman fakir kalırsın diye korkutur. Vallahu yaidukum mağfireten minhu ve fadla. Allah ise size katından bir mağfiret, günahlarınızın affını ve bir lütuf vaat eder. Yani infak ettiğiniz takdirde fazlasıyla im tekrar geri size e, lütufta bulunacağını, rızık vereceğini e, vaat eder. Efendim e, Allah her şeyi ihate eden ve her şeyi bilendir. Allah bir külü şeyin alim. İşte burada e, Allah'ın vaadiyle şeytanın vaadi e, birbiriyle tam tezat teşkil etmektedir peşinden de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ayet-i Kerime'nin bir sonraki ayet-i Kerime makara 269 Yûtil hakimete men yeşâ Allah hikmeti dilediği kullarına verir. Ve men yûtil hikmete fekad utiye hayran kesira Kime de hikmet verilirse ona çok büyük fazla hayırlar. Hayrı kesir. Yani her türlü hayır. Her türlü güzellik verilmiş olur. Vamaydekaru illaül elbab ancak bozulmamış vahyin kontrolünde tertemiz akıllar işin gerçeğini kavrarlar düşünürler, gereğini yaparlar. Burada e, İmam Kuşeyri rahmetullahi diyor ki e, esas hikmetin pek çok anlamı olabilir ama esas hikmet şeytanın vadine değil korkutmasına değil. Ee, şeytan size fakirliği e, de korkutur. Size fahşi ayı, cimriliği emreder, kötülükler emreder. Allah ise mağfireti ve fadlı emreder. Esas hikmet e, şeytanın vaad ettiklerine değil, Allah'ın vaadine inanmaktır, güvenmektir. Şeytanın sözünü değil, Allah'ın sözünü tutmaktır. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'in ahkamıdır. Ve sünnet-i seniyenin gereğinin e, yerine, getirilmesidir diye bu izahta bulunur. Kıymetli dinleyenlerimiz nefis şeytanın vesveselerini kalpte meleğin ilhamını alıcı hassas birer merkezdir. Tabi böyle bir e, taksimat bizde e, yerleşmiştir. E, daha çok nefis kelimesi e, olumsuz anlamda kalp veya ruh kelimesi de olumlu anlamda e, bizim e, İslami ilmi literatürümize Hakim olmuştur. Ee, aslında e, böyle bir ayrım yani Kur'an-ı Kerim e, biraz daha farklı bir kullanım e, yapıyor. Yani nefis kelimesini mahsa kötülük kaynağı değil de e, nefsin iki yönünde olabileceğini e, takva cihetinde bulunduğunu fücur tarafında olabildiğini eğer e, ona günah işletirsek e, nefis e, ...fücur tarafı ön plana çıkmış olur. Ama e, onu... ...kötülükten koruyabilirsek bu kez... ...nefsin takvası ön plana çıkmış olabilir. Ama e, bir karışıklık... ...olmasın diye... ...bizim... E, ...İslami kaynaklarımızda... ...gerek... E, e, ...ahlak, tasavvuf... ...kaynaklarımızda... yani ...nefsi e, bu bizim fücur tarafını... ...temsil eden mahiyette... Kalbi ve ruhu da o takva tarafını temsil eden ahiyette bir kullanım kendisini göstermiştir. Ona dair olarak kitabımızda bunu ses aldığını görüyoruz. Nefis, şeytanın vesveselerini kalpte meleğin ilhamını alıcı hassas birer merkezdir. Kalp daima iyi, güzel ve ebedi şeyleri istemektedir. Nefis ise şeytanın telkinlerine açık olarak kötü ve geçici şeylere meftundur. İnsanın asıl vazifesi nefis ve şeytanla mücadele edip... ...kalp ve ruhunun isteği doğrultusunda hareket ederek... ...Allah'ın rızasını kazanmak ve ebedi hayatı elde etmektir. Tabi burada Mevdan Hazretleri'nin bir açıklamasını... ...bir teşbihini de anmakta fayda vardır. Bu nefis ve kalple ilgili olarak ve içimizdeki bu büyük bir mücadele ilgili olarak... Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri der ki... ...Kuran-ı Kerim bize Hazreti Musa Aleyhisselam ile... ...Firavun arasında geçen mücadeleyi anlatmaktadır. Yani farklı sürelerde olayın farklı boyutlarını... ...farklı yönlerini bize takdim etmektedir. Biz de onu Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. İşte Musa Aleyhisselam Firavun'a gitti. Onu Allah'ın yoluna davet etti. Ona efendim e, tebliğde bulundu. Ey Firavun, ey Firavun gel... Allah'a dön işte e, tertemiz ol, günahlardan arın, cennetlik ol dedi. Ama o e, karşı çıktı. E, Musa Aleyhisselam dinlemedi. Işte, kafirliden oldu, azgınlaştı. Sonra helak oldu, gitti. E, uzun uzun Kur'an-ı Kerim'de bunun kısası anlatıldığını biliyoruz. Şimdi Evden Hazretleri der ki e, Ey evladım, ey kardeşim sen bu Musa Firavun kıssasının işte bundan bir 2000-3000 yıl sene önce işte dünyanın falan yerinde olup bitmiş bir e, hadisi olarak görme. İşin gerçeği böyle o. olmuştur. Yani kısa bu şekilde gerçekleşmiştir. Buna bir şey söylemiyoruz. Ama esas sen kendi iç dünyada, yani iç dünyandaki e, bu Firavun, Musa Firavun mücadelesine dikkatlerini çevir. Aslında Musa da sende Firavun da sende. İşte içindeki nefsane arzuların işte dünyaya bağlı olan dünya menfaatlerini seven böyle işte ahireti önemsemeyen, dünyayı önemseyen makam, mevki şöhret onun peşinde olan yeme, içme, eğlenme arzusu olan tarafın, nefis tarafın o firavunu ...temsil etmektedir... ...ama ya bunlardan vazgeç... ...gel Allah'a dön... şey ...ahirete yönel... E, ...dünyaya fazla... ...meyletme... E, ...ahiret dünya çok daha ebedi... ...ve çok daha hayırlıdır... ...ahirette baki kalacak... E, ...amellere yönel... ...tarzında... ...ki efendim e, tarafın ise... ...bu da senin kalp tarafındır... ...ruh tarafındır ve... ...Hazreti Musa bunu temsil etmektedir... Ve Kur'an-ı Kerim'in anlattığı o Musa, Firavun e, hadiseleri senin iş dünyada her an e, gerçekleşmektedir ve her an e, hareket halindedir. Sen burada bu kavganın farkında ol ve e, Musa taraftarı ol ve Firavun'a galip gelerek Musa'nın galip gelmesine yardımcı ol. Bu şekilde de ebedi bir felahın... E, peşinde ol diye e, bize öğüt vermektedir. E, Mevlana Cahitin Rumi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak gönüllerimizi e, her türlü şeytani duygulardan, düşüncelerden, vesveselerden, havatırlardan muhafaza buyursun. Kendisine tam olarak sığınabilmeyi ve bu tür e, şerlerden de kendimizi koruyabilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Tasavvufta iç alemi, gönül alemini düzümsüz düşüncelerden uzak tutabilmek çok büyük önem arz etmektedir. Bu yolun büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Bahauddin, Muhammed Şah-ı Nakşibend Kudüs'e der ki tasavvuf yolunda en mühim olan, en mühim bir tanesi gönül alemini şeytanın vesveselerinden, havatılarından uzak tutmaktır. Bir derviş, bir mürit, bir mümin kalbinin kapısında bekçi olmalı ve o gönül alemini lüzumsuz düşüncelerden uzak tutmaya çalışmalı ve nazargahı ilahi olan bu merkezi tertemiz halde tutmaya gayret göstermelidir. Fakir kendisini kastederek fakir ben tam 23 yıldır kalbimin kapısında bekçi oldum. Oraya Rabbimin razı olmayacağı bir düşünce girmesin diye mücadele ettim ve etmekteyim. Ama gönlümün istediği şekilde tam muvaffak olduğumu da iddia edemem diyor. Tabi bu sözüyle ee, günül alemini temiz tutma, berrak tutma, düzümsüz e, düşüncelerden arındırma, şeytanı oraya sokmama, şeytandan e, Allah'a sığınma noktasını bize e, bir önemli e, hatırlatmada bulunmaktadır. O büyük üstadımız Kudüs'e sırruh. Kıymetli dinleyenlerimiz, vesvesenin zararlı hale gelmesi, akıldan geçen düşüncelerin zarar verdiğini düşünerek kalben ıstıraba düşmekle olur. Kişi şeytanın işi olan vesvesenin kalpten geldiği kuşkusuna kapılır ve itikadına zarar verdiğini düşünür. Oysa şeytanın hilesi zayıftır. İnne keide şeytanu kana Şeytanın hilesi gerçekten çok zayıftır. Ayet-i kerimede de böyle buyruluyor. Ee, Lisa suresi 76. ayet-i kerime Ve inananlar üzerinde bir yaptırım gücü de yoktur şeytanın Ama kimin üzerinde? inananlar üzerinde Kimin üzerinde? Allah'a tam tevekkül edenler üzerinde ee, Ve şeytandan kendisini korumayı başarabilenler üzerinde etkisi yoktur Ayet-i kerime bunları açıkça e, ifade ediyor leyse le sultanu ellezine amenu ve rabbine tevekkedun. Şeytanın iman edenler ve Rablerine tevekkil edenler üzerinde hiçbir eee etkisi, onlara efendinin sevk edecek bir gücü kuvveti sağlam elimi delili yoktur. İnne ma sultanuhu alellezine tevellebnehu vellezine hum bi müşrikun. Esas şeytanın sultanı, saltanatı, etkisi ee, onu kendisine dost edilenler, sahip edilenler ve onu Allah'a ortak koşanlar üzerindedir diye bunları ayet-i ayırıyor. Yine ayet-i de biz bil fiil şeytanın kendisi diyor ki illa ibadike minumhul muhlasin ben diyor kulların hepsini azdıracağım, saptıracağım, onları e, etkim altına alacağım ama senin e, ihlasa erdirilmiş kullarına, muhlis kullarına, muhlas kullarına benim bir etkim, zararım, bir e, zararım olamaz. E, dolayısıyla bu iman, tevekkül, ihlas e, bunları çok iyi başarmak lazım. E, bunu başardığımız takdirde şeytan bize bir zarar veremez. Kendimizi şeytanın şerrinden e, uzak tutmuş oluruz inşallah. Vesvesenin mahiyetini bilmeyen bir insan kuşkulanır, ne yapacağını bilemeyip telaşlanır kalbinin ve imanın bozulduğu fikrine kapılabilir. Halbuki gerçek bunun tam tersidir. Şeytan çeşitli şekillerde insana vesvese vererek saptırmaya çalışsa da aslında verdiği bu vesveseler karşısında müminin direnç gösterip şeytana teslim olmaması imanının kuvvetli olduğunun bir göstergesidir. Nitekim bazı sahabiler Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek İçimizden bazen söylemeyi bile büyük bir günah saydığımız şeyler geçiyor demişlerdi. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hepinizde aynı şeyleri hissediyor musunuz? Buradaki arkadaşlar birisi de konuşuyor. Aynı zamanda diğerinin de bir tercümanı mahiyetinde yani bu arkadaşın bahsettiği sadece onunla alakalı bir şey mi yoksa sizin de böyle zaman zaman gönlünüze böyle düşünceler geçiyor mu diye Efendimiz soruyor. Onlar da cevaben evet diyorlar. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz işte bu imanın ta kendisidir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesveseler karşısında telaşlanılmaması gerektiğini öğütlemiş. Bu durumun imana bir zarar vermeyeceğini bilakis bunun halis ve kuvvetli imanın bir belirtisi olduğunu vurgulamıştı. Diğer bir rivayette ise aynı soruya sevgili peygamberimiz şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Şeklinde karşılık vermişti. Çünkü şeytan saptırmaktan ümidini kestiği, aciz kaldığı kişiyi vesvese ile meşgul etmekten başka bir çare bulamamaktaydı. Vesveseye maruz kalan kişi Allah'a olan sağlam imanı ve iradesiyle şeytanın tuzağına düşüp günah işlemekten kurtulmuş. Böylece şeytana vesvese vermekten başka bir silah bırakmamıştır. Dolayısıyla yani gönlümüze vesvese geldi diye, bir kötü düşünce geldi diye hemen onun etkisine girip eyvah ben mahvoldum, bittim tarzında bir yaklaşım doğru değil. Bu tür şeyler insanın gönlüne gelebilir. Şeytan insanı gafil avlayabilir. Hiç böyle istemediği bir sürü böyle abuk suhu şeyler de insanın gönlüne doğabilir. Ee, mümin e, onlara fazla abartmamalı. Onu yani niye geldi tarzında böyle kendisini de çok e, mahvetmemeli. Tam tersine bu tür şeyler olağandır, normaldir. Şeytan benimle uğraşıyor. Ee, ama ben kesinlikle ona paşa kaptırmayacağım. Ben Rabbime sığınarak kendimi bundan koruyabilirim diyerek hatta otur böyle e, vesveselerin de kalpte sağlam bir imanın olduğunun göstergesi olduğunu da bilmeli. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle cevap veriyor, böyle yönlendiriyor. E, o güven içerisinde ona karşı koymalı, dirençli olmalı ve onun şerrinden kendisini Allah'ın izniyle koruyabilmelidir. Şeytanın başta iman esasları olmak üzere temizlik, ibadet, helal şeylerden kaçınılması, haramların işlenmesi gibi konularda birçok telkini vardır. Bütün gayreti, inanan kimseleri günaha düşürmek ve neticede imandan çıkarmaktır. Şeytanın tuzaklarının asıl gayesi ve hedefi bütün gayretini odaklandığı nokta insana Allah'ı inkar ettirmek ve onun Allah'a ve Resulüne isyan etmesini sağlamaktır. Bu bakımdan şeytanın müminlere en çok vesvese verdiği nokta da yine iman ile ilgili hususlardaki telkinleridir. Nitekim şeytanın insana telkin ettiği vesveselerden bazıları Allah'ın zatı sıfatları hakkında düşünülmesi ve söylenilmesi iyi olmayan hatta insanı şirke götürebilecek düşüncelerdir. Mücerret hakikatleri ve metafizik gerçekleri tam manasıyla kavrayamayan ve idrak edemeyen birçok insan çoğu zaman şeytanın bütün vesveselerine maruz kalabilmektedir. Mesela şeytan Allah'ı kim yarattı sorusunu insanın zihnine terkin ederek insanları Allah'ın varlığı konusunda bir takım tereddütlere sevk edebilmektedir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? diye sorar. En sonunda da peki Rabbini kim yarattı? diye sorarak sürekli vesvese verir. İş bu diye gelince o kişiyi derhal şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesini hemen son versin buyurmuştur. Yani ee, yani şeytana konuşmasına müsaade edersek yani içimize doğan o vesveseler kötü düşünüyor şunlar bunlar bakalım ne olacak biraz bekleyin bakalım neler çıkacak gibi böyle ona biraz prim verirsek biraz fırsat tanıyacak olursak o şeytan öylesine bir kötülük kaynağı ki oradan gelecek vesveselerin e, yani ne olacağı belli olmaz ee, konuşurca konuşur söyledikçe söyler ve neticede insanın imanında şüphe düşürecek gibi Allah'a da kim yarattı gibi bir soruyu da sorabileceğini. Dolayısıyla ona bu kadar prim vermeden, fırsat vermeden hemen onun önünü kesmek, Allah'a sığınmak ve ondan kendimizi korumak gerekmektedir. Her türlü kötülük ve çirkinliğin kaynağı olan şeytandan korunmak ancak Allah'a sığınmakla onun koruması ve gözetimi altına girmekle mümkün olabilir. Yüce Rabbimiz... Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Fussilet 36. etkerime Ve inme yenzagannake الشَّيْطَانِ nezgun festaezi billah. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa, festaezi billah. Allah'a sığın innehu ve semiul alim. Çünkü Cenab-ı Hak hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Senin bu halini, bu sığınmanı e, görmektedir, duymaktadır ve seni de onun şerrinde mutlaka e, koruyacaktır. Yine e, diğer ayet-i kerime, Araf suresi 200-201'ine kerimeler. Eğer şeytandan bir kışkırtma, bir tahrik seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şüphe yok ki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler. Derhal Allah'a hatırlarlar da sonra hemen gözlerini açarlar ve kendilerini Allah'a sığınmak suretiyle şeytanın o vesveselerinden, şerrinden korumuş olurlar. Yüce Rabbimiz kullarına, şeytana karşı kendisine nasıl sığınmalar gerektiğini de öğretmektedir. De ki Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ve kur Rabbi avudu bi kemin hemezati şeyat. Şeytanın vesveselerinden, hemezatından, hemzelerinden, lemzelerinden sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da ve eûzu bike rabbi en yani beni onlardan uzak tut. Onlar da benden uzak tut ya Rabbi. Hiç yanıma yaklaşmasınlar. Onların benim yanımda bulunmalarından yine sana sığınırım. Hatta bu konuda e, teyin olarak bilinen felak ve nasirelerini Cenab-ı Hak e, süre olarak indirmiş ve kendisine nasıl sığınacağımızı yine bu sürelerde e, öğretmiştir. Meallerini verelim. De ki yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden sabah aydınlanan Rabbine ya da bütün mahlukatın Rabbine sığınırım. Felak suresi. Nas suresi şöyle. De ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvese cinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların melikine, insan ilahına sığınırım. Burada e, Felak suresinde dört tane büyük şehirden ve bütün şeylerden sadece Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Felak, Felak'ın Rabbi sıfatına sığınmamız istenirken özellikle şeytanın vesvas ve hannas olan şeytanın şerrinden sığınma e, telkininde e, Cenab-ı Hakk'ın üç büyük sıfatını zikrediyoruz. İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insan ilahına sığınırım diye. Dolayısıyla demek ki diğer şeylerin e, yanında Şeytanın vesvesesi insan için çok daha tehlikeli, büyük bir ancak Allah'a sığınmak suretiyle kurulabileceğimiz bir e, tehlike olduğunu ifade etmektedir bu önemli süre. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki süreyi her gün düzenli olarak yatmadan önce okuyarak Allah'a sığınmayı prensip edinmişti. Ayrıca bu iki süre hakkında insanlar bu iki duadan daha faziletli başka bir dua ile Allah'a sığmış olmazlar buyurmuş ve her namazdan sonra okunmasını da tavsiye etmiştir. Şeytanın vesveselerine karşı Rabbine sığınan kişi ben Allah'a ve onun peygamberine iman ettim diyerek şeytanın oyunlarına karşı kendini savunmalıdır. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesveselere karşı de ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Mealindeki İhlas Suresinin okunmasını yine tavsiye ettiğini görüyoruz. İhlas Suresi şeytanın insanın zihni bulandıracak yanlış tanrı tasavvurlarına karşı yani şirk ve benzeri şeyler bunlara karşı Allah'ın zatı ve sıfatları ilgili doğru bilgiye sahip olmak açısından önemlidir. Dolayısıyla bu süreyi okuduğumuz zaman Allah'ın ehadiyeti, birliği ee, onun samediyeti e, hiçbir şeye muhtaç olmaması bütün mahlukuna muhtaç olması e, insanlara insanların özelliği olan işte bir anneden babanın dünyaya gelme birisinin anne babası olma çocuğu olma gibi e, eksik noksan sıfatlardan uzak olması ve le ehad ve onun gibi hiçbir bağlı olmaması yani tek olması bu e, tevhid açısından çok önemli bilgileri ee, öğrenen, hatırlayan bir insan ne yapar? Ee, bu noktalardaki yani imanla alakalı, şirkle alakalı şeytanın vesveselerine kalbini kapatmış olur ve oradan kendisini emniyete almış olur. Bu açıdan Efendimiz Aleyhisselam'ın e, İhlas Suresini okumayı tavsiye etmesinin de çok anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz şeytanın vesveseleri tabiinden küfeli hanefi ebu Zümeyl'in de zihnini meşgul etmiş, vesveseye maruz kaldığı bir zamanda Abdullah bin Abbas önemli, önde gelen sahabe müfessir, e, alim, Abdullah bin Abbas'a gidip zihnini kurcalayan düşünceleri sormuştu. Abdullah bin Abbas ne hissediyorsun dediğinde, Ebu Zümeyl, vallahi onları çok kötü düşünceler olmasından dolayı söyleyemem diye cevap vermişti. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şüphe nevinden bir şey var mı? Yani Allah ahiret demiş, gülümsemiş ve ardından bu vesveselerden kimse kurtulamaz diyerek şu ayeti kerime okumuştu. Yani bu ayeti kerime de Yunus suresi 94 e, e, Efendimiz aleyhisselamın gönlüne gelebilecek bir şüpheden bir vesveseden de e, bahsettiği için İbn Abbas Efendimiz bu ayeti kerimeyi okuyor ve e ee, hiç kimse diyor bu tür vesilelerden kendisini kendisini kurtaramaz. Nedir ayet-i kerime? Eğer sana indirdiğimiz hakkında sana indirdiğimiz bu Kur'an-ı Kerim vahiy hakkında bir şüphen varsa senden evvel kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinin hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Tabii bu ayet-i kerime e, efendimiz aleyhisselama hitap ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam işte e, Kur'an-ı Kerim hakkında şüphen varsa şöyle şöyle yap. Sonra sakın şüphelerine olma gibi Efendimiz'i muhatap alarak bu ifadeleri kullanılıyor. Ama müfessirlerimiz e, bu ayet-i kerim izah ederken diyorlar ki her ne kadar ayet-i kerimede hitaplar Peygamberimize e, olsa da Peygamberimiz asla kendi peygamberliğinden, kendisine gelen bu vahyin Allah'ın kelabı olduğundan zerre kadar şüphesi Yoktu, olamazdı. Çünkü Allah'ın peygamberiydi ve insanları tevhidi davet eden bir e, konumdaydı. Dolayısıyla burada e, Efendimiz'e hitap edilmekle beraber bu yönde şüphesi olan kişiler kastedilmiştir diye izah yapılıyor. Ama İbni Abbas radıyallahu anhıma e, burada Efendimiz'i e işin içine katıyor. Dolayısıyla peygamberimizin gönlüne bile bu yönden bir e, şüphenin gelme tehlikesi olduğuna göre e, bizim gibi sıradan insanların hayda hayda böyle şeyler efendim gelip gidebilir diye buna ayet-i e örnek getirmiş oluyor. Sonra da i̇bn Abbas Efendimiz bu Ebu ile eğer içine bu konulara bir şüphe gelirse e, huvel evvelu vel alim. Allah hem evveldir hem ahirdir hem zahirdir hem batındır. O her şeyi bilendir de. Bu ayet-i kerimeyi de oku. Bu ayet-i kerime de yine içinden şüphelerin gitmesine fayda verecektir. Dolayısıyla her ne şekilde olursa olsun şeytanın vesvesesine maruz kalan kimse hemen Allah'ı anmalıdır. Çünkü Allah'ın anıldığı yerde şeytan barlamayacaktır. Bununla ilgili ayet-i kerimelerde hadis-i şeriflerde söz konusudur. Yani e, şeytan ancak Allah'tan gafil olan insanların yanına gelir, ee, Allah'tan gafil olan insanın kalbine e, vesvese verir, şüphe bırakır. Ama e, Allah'a güzel kulluk yapan, Allah Rabbini zikreden, diliyle kalbiyle gafil olmayan, uyanık olan bir mümine de şeytanın e, bir zarar veremeyeceği çok açık bir şekilde ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle dile getirilmektedir. Rabbine sığınıp onun sıfattan hatırladıktan sonra kişinin yapacağı son iş ise bu vesvesenin senin şeytan bir oyunu olduğunu bilip onunla meşgul olmayı bırakması bu düşüncelere bir son vermesidir. Kıymetli dinleyenlerimiz şeytan iman ilgili konularda insana vesvese verdiği gibi başta temizlik ve ibadet olmak üzere birçok konuda insanı vesveseyle meşgul ederek yapılan amelin bazen tamamen ifsat olmasına, bazen de eksik olduğu kanısını uyandırarak aynı fiilin tekrar tekrar yapılmasına sebebiyet verebilmektedir. Nitekim vesvese insanı tereddüt, bocalama ve kararsızlık haline götürür. Bir anda şüpheye düşen kişi yaptığı bir şeyi yapmadığını zanneder yahut eksik yaptığını düşünerek tereddüt içerisine girer. Söz gelimi abdestin olup olmadığı, namazı tam kılıp kılmadığı, gusülde tüm bedeninin yıkanıp yıkanmadığı gibi konularda hep kararsız kalır. Böylece tekrar tekrar aynı işi yapar ve sonuçta maddetten ve manen zarara uğrayabilir. Şeytanın vesvese verdiği konulardan birisi de temizliktir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken insana vesvese veren Uvelehan isimli özel bir şeytanı bulunduğunu haber vermektedir. Bu şeytan çeşitli şekillerde abdestin tamam olup olmadığı konusunda insana vesvese aşılar. Bu vesveselerden kurtulmanın yolu Efendimizin abdest almayı tarif ettiği hadisinde açıkça yürülmektedir. O abdestin nasıl alınacağı kendisine sorulduğunda azaların üçer kere yıkanması gerektiğini göstermiş ve işte abdest budur. Kim üçten fazla yıkarsa kötü etmiş haddi aşmış ve zulmetmiş olur. İsraf etmiş olur. Dolayısıyla e, arızalarımızı müşte yıkadığımız zaman artık kuru bir yer kaldı mı kalmadı mı tarzında bir vesveseye gerek yok. Bu e, Efendimiz'in tarifine uygun bir abdesttir ve e, gerçekleşmiştir. Doğrudur deyip onu tamamlamak lazım. İşi vesveseye dökmemek lazım. E, Cenab-ı Hak inşallah kabul buyurur. İnsan abdest alırken bir takım vesveselerle karşılaştığı gibi abdestini muhafaza ederken de şeytanın vesveselerine maruz kalabiliyor. Bazen abdestli kişinin bağırsaklarında bir hareketleme meydana gelir ve acaba yelden mi oldu diye tereddüt eder. Abdesti konusunda şüpheye düşer. Namaz kılmakta ise çoğu zaman namazını bırakıp gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hareketlemeyi şeytanın vesvesesi olarak nitelendirmiştir. Nitekim namazdayken abdesti bozulmuş gibi hisseden bir kimseden bahsedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir insanın bir ses işitip koku duymadıkça namazı terk etmemesini söylemiştir. Yani e, otur böyle şeylerde eğer bir e, ses çıkmadığı takdirde ve yine efendim böyle bir şeyin olduğuna dair bir koku duyulmadığı takdirde senin kardeşim abdestin vardır namaza devam edebilirsin... ...vesvese yapmana gerek yok... ...Efendimiz bunu sürekli ne yapıyor... ...terkinde bulunuyor... ...hatta bir sahabe geliyor... ...Peygamberimiz Aleyhisselam'a... ...diyor ki Ya Resulallah diyor... ...işte... ...abdest alıyorum diyor... ...ama abdest aldıktan sonra... ...böyle... ...çok ah buyurunuz... ...yani donumun ön tarafında... ...bir ıslaklık hissediyorum... Sanki abdest aldıktan sonra oradan bir şey çıktığını ve abdestin bozulduğunu düşünüyorum ve bu bana sürekli bir vesvese oluyor ve beni rahatsız ediyor. Efendimiz Aleyhisselam o kişiye şöyle bir yol gösteriyor diyor ki e, sen diyor şöyle yap yani e, abdest almadan önce şöyle e, ön tarafını hafif ıslat diyor yani o ıslaklık. Ee, yaşlık, ıslaklık hissettiğin diyor, e, tarafı diyor, bir su dökerek, nemlendirerek diyor, e, ıslat. Sonra abdest aldıktan sonra orada bir e, ıslaklık hissettiğin zamanda da e, dersin ki bu zaten ben oraya su dökmüştüm, onun ıslaklığı diyerek kendini bu vesveselerden kurtarısın diyerek. E, yani e, bu tür temizlik konularında yani abdesttir ...abdestin bozulmasıdır... ...gibi e, hususlarda... E, ...vesvese... E, ...hastalığına e, fırsat... ...vermemek, ona kendimizi... ...kaptırmamak ve kendimizi ondan... ...kurtarmak yönünde Resul Efendimizin... ...çok önemli, çok güzel... ...tavsiyeleri... E, ...olduğunu görüyoruz. Yani e, diğer bakıyor... ...yani insan diyor, bir ses işitip koku duymadıkça... ...namazı terk etmesin... ...abdestine bir şey olmaz, namazı devam etsin... ...diye söylüyor ama... Ee, ...orada açık bir şekilde e, abdestimizin bozulduğunu anlayacak e, olursak da... ...tabii ki yeni baştan bir abdest almak gerekecektir. Hadislerde abdestliyken namaz esnasında veya mescide gelince... ...abdestin bozulduğuna dair vesveseye düşüldüğünde... ...takip edilecek yol gösterilmekte... ...ve karşılaşılan bu durumun şeytandan kaynaklanan bir vesvese olduğu bildirilmektedir. Kesin olarak bozulduğu bilinmedikçe abdestin varlığı devam ediyor demektir. Nitekim büyük muhaddis ve fakih Abdullah bin Mübarek de kişi abdest konusunda şüpheye düşse de bozulduğuna dair yemin edebilecek kesin bir kanaate sahip değilse yani vallahi benim abdestim bozuldu. Yani kesinlikle bozuldu tarzında kişi abdest konusunda şüpheye düşse de bozulduğuna dair yemin edebilecek. Yani vallahi benim abdestim bozuldu kardeşim. Böyle bir kesim bir kanaya sahip değilse abdest alması gerekmez der. Her ne kadar kişinin abdesti olsa da peygamber efendimizin tavsiyesi üzere her namaz için yeni abdest alması birçok vesvese önüne de geçecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazı kişilerde görülen bir vesvese şekli de banyoda haddinden fazla kılınarak aşırı su israfı yapılmasıdır. Bu tür vesveseden kurtulmanın çaresi, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gusül abdesti ilgili uygulamalarını dikkate almaktan geçer. Efendimiz'in uygulamalarına bakıldığında vücudunun tamamını ıslatmaya yetecek az bir miktarda su ile guslettiği görülmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gusül esnasında saçları yür olmasına rağmen üç avuç su alır ve başının üzerinden vücuduna dökerek guslederdi. Efendimizin gusülde kullandığı su miktarı abdeste kullandığı su miktarının ancak üç beş katı kadardı. O da e, bakıyoruz rivayetlere. Orada sevgili peygamberimizin yani ortalama bir litre kadar bir suyla abdest aldığını ve e, onun 3-5 katı yani 5 litre civarında bir suyla da kust ettiğini e, muhadislerimiz, alimlerimiz belirtmektedir. Bir litre suyla abdest alması, Efendimiz Aleyhisselam'ın beş litre suyla kust etmesi, bu ortalama yapılan bir tespittir. Bunu kendimize örnek almamız lazım ve bu çerçevede hem vesveseye düşmeden hem de e, su israf etmeden güzelce, ibadetini edecek derecede abdestimizi, kustümüzü almalıyız. Bunun da feyzini, bereketini hissetmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu uygulaması guslün kabul için az miktardaki suyun bile yeterli olduğunu göstermektedir. Nebevi uygulamayı görmezden gelerek guslün kabul olmaz endişesiyle aşırı su kullanmak ise tıpkı abdesti olduğu gibi hem israf hem de kişi için bir vebal olacaktır. Allah hepimizi ee, bu noktada daha dikkatli olmaya e, muvaffak kılsın inşallah her birimizi yani bütün e, kardeşlerimizi bizleri. Çünkü elimizde imkanı olunca işte efendim musluklardır İşte bu efendim su imkanlarıdır olunca kendimizi bir türlü e, bu efendim e, israftan maalesef e, koruyamıyoruz. Ama korumaya çalışmalıyız çünkü hepsinin e, bir hesabı olacağını da bilmemiz lazım yani yeryüzünde e, temiz içilebilir e, su kullanma imkanı olmayan e, milyonlarca milyar insan varken e, elimizdeki bu e, suyu e, israf etmek gerçekten büyük bir vebal olacaktır. Yani yarın karşımıza bunun hesabı çıktığı zaman çok efendim sıkıntıya çekebiliriz. E, Kur'an-ı Kerim'de korkutucu ayetler içerisinde şu ayetlerinde bahsedilmektedir. E, Zümer bir ayet-i kerime Estağfirullah Ve <laughs> O gün insanların karşısında dünyada hiç hesaba katmadıkları yani Allah şundan da bana sorar. Yani şunu sorarsa ne cevap veririm tarzında hiç hesaba çekilebileceğini aklına getirmedikleri şeyler ortaya çıkacak buyuruyor. Yani korkmamız lazım ki bu abdest ve gusülde israf ettiğimiz sular da yani karşımıza yani bir e, sual olarak, bir sorgu olarak gelebilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Hem kendimizi vesilelerin koruma açısından hem de israftan koruma açısından Efendimiz Aleyhisselam'ın bu noktadaki örnekliğini hep göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Bazen böyle yani şuklarımız oluyor ve arkadaşlarımız oluyor yapmayalım falan dediğimiz zaman ee, işte Efendimiz'e örnek verdiğimizde ya adam diyor bana Resulullah Efendimiz de benim üzerime gelme diyor. Ne demek Rasulullah ee, Resulullah ile benim üzerime gelme? Bizim için Allah ve Resulü'nün e, ahkamı hepimiz için bağlayıcıdır. Şeriatın ahkamı bağlayıcıdır. Onu her hepimizin, her bir Müslümanın her konuda e, dikkate alması lazım. Geçen bir programı e, program dinlerken bir hocamız güzel bir şey söyledi. E, soruyorlarmış o, o hoca efendiye işte evde kimin e, söze geçiyor. Kimin borusu ötüyor? İşte, hanımın dediği mi oluyor, sizin dediğiniz mi oluyor? O da şöyle cevap vermiş o e, hocamız. Demiş ki hayır. Evde demiş ne hanımın dediği e, oluyor... ...ne benim dediğim oluyor. E ne olacak peki? Kim dediği olacak? Biz Müslümanız. biz Müslüman bir e, aile hayatımız var. Bizim evde ne kadının ne erken dediği değil... ...Rabbimizin, Allah'ın ve Peygamberin dediği oluyor. Biz ona tabi oluyoruz ve o şekilde bir hayat sürüyoruz diye cevap vermiş... Dolayısıyla e, abdestimizde de, guslümüzde de, her hususta da bizim için bağlayıcı olan Allah ve Resulünün e, ahkamıdır. Dinimizin e, hükümleridir. Ona herkesin e, uyması lazım, bağlı kalması lazım. Böyle yaparsak hem e, doğrusu yapmış oluruz, hem de inşallah e, yani ahirette de beklemediğimiz bir ağır e, hesap karşımıza çıkmaz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Banyo yapılan yere küçük abdest bozmanın kişide vesveseye yol açacağını bildiren bazı rivayetler bulunmaktadır. Ya mesela Ebu Davud Taharet'te böyle bir e, Tirmizi Taharet, Nisai Taharet gibi yerlerde böyle bir bilgi yer alıyor. Buna dikkat edelim. Yani orada e, ab, banyo yaptığımız yerde e, abdest bozmanın kişide vesveseye yol açacağı bildiriliyor bu rivayetler açıklanırken banyo yapılan yere küçük abdest bozulduğunda yıkanan kişinin üzerine sıçrama ihtimalinden kurtulmanın mümkün olmadığına böyle bir ihtimalin ise gayet rahatsız edici ve vesvese uyanıcı olduğuna dikkat çekilmiştir. Bazen vesvese insanı günlük temizlik ile ilgili hususlarda da yakalamaktadır. Temizlik olmadan sağlıklı bir hayat olması düşünülmediği gibi ibadetlerde makbul olmaz. Ancak psikiyatrların tespitlerine göre bazı kişilerin özellikle de bazı kadınların temizlik yapma hususunda aşırıda düştükleri bir gerçektir. İbadetlerin kabul için gereken temizlik şartları göz önünde bulundurulduğunda bu aşırılığın boyutları daha iyi anlaşılacaktır. İbadete mani, sağlığa zararlı, insan tabiatının hoş görmediği ve göze görünen bir kirlilik söz konusu ise elbette o mekan temizlemek şarttır. Ancak dinin öngördüğü özelliklerde ve hijyen ölçüleri içerisinde yeterli temizlik yapıldıktan sonra insanın yine de tatmin olmamasının vesveseden kaynaklandığını söylememiz gerekir. Yani dediğim gibi diğer namaz kılacağız. bazen seccede oluyor, bazen olmuyor. Bakıyoruz orada diyelim ki halı olabilir veya diyelim ki bir başka e, sergi olabilir ve hiçbir şey olmayabilir. Allah bize göz vermiş. Efendim bakacağız orada ibadette mani bir efendim bir necaset görünümü kirlilik falan varsa onları efendim temizleyip namaz kılabiliriz. Bu toprakta olabilir. Bir fayans da olabilir. Bir betonda olabilir. Kılabiliriz. Yani işte dediğim gibi halı olabilir. Yani orada e, şer'an namazın kılınmasına mani bir görünen necaset pislik olmadığı takdirde orada o, o ibadet yapılabilir. Ama yeni bir daha temiz olsun. Bir secde olsun. Onlara bir zararı yok. Ama ee, yani burada namaz kılınmaz. Burada efendim bu, burada e, ibadet olmaz gibi böyle bir vesifse diyerek kesinlikle düşmemek e, gerekmektedir. Sevgili peygamberimiz buyuruyor. Ve cu'ulet yel ardu mesciden ve tahuran yeryüzünün her tarafı benim için efendim temiz kılınmıştır ve mescit kılınmıştır. Yani nerede e, namaz vakti gelecek olursa orada görünen bir necaset olmadığı takdirde orada secdeli secdesiz namazınızı kılabilirsiniz buyuruyor. Bu konuda e, biraz böyle e, vesveseye kapılmamak gerekmektedir. İnsanın vesveseye maruz kaldığı durumlardan birisi de namazdır. Namazla ilgili olarak şeytanın tetkin ettiği vesveseler nelerdir? İşte namazda şaşırma, kabul olmaz endişesiyle defalarca tekrar kılma, namazın sıhhatine zarar vermeyecek küçük hataları büyütme gibi çeşitli şekillerde olabilir. Şeytanın namaz içerisinde insana verdiği telkinlerden korunmak için bazı tedbirler alınabilir. Nedir bunlar? Aynı zamanda namazda huşun temin açısından gerekli olan önlemlerdir bu e, tedbirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda huşuğun sağlanması konusunda öncelikle namaza duran kimsenin dünyevi kaygılardan zihnini arındırmasını, gücümüz yettiği kadar. Ve namazların dış dünyadan alakayı tamamen kestiren bir namaz gibi kılınmasını tavsiye etmiş. Namazdaki huşu bozacağı düşüncesiyle resim gibi dikkati dağıtabilecek şeylere karşı namaz kılınmasını, sofra kurulmuş iken aç karınla, tuvalete girme ihtiyacı var iken uykulu bir vaziyette namaza durulmasını ve namazda eslenmesini hoş karşılamamıştır. Ayrıca namaz kılanın dikkatinin dağılmaması için önünden geçilmemesini, namaz kılanın da önüne bir engel, sütre koymasını istemiştir. Yine mesle giderken vakarlı, rahat bir şekilde ve zamanında gidilmesi, aceleci dağılmaması da namazdaki huşu sağlamak için alınan tedbirlerdir. Tabi bu tedbirlere dikkat edersek gerek yapılacak şeyler, gerek de sakınılacak noktalar e, o zaman e, o namaz daha e, huşu ile kılınabilir ve orada şeytana bir vesvese kapısı da açılmamış olur. Namazdaki vesveselere karşı Allah verecek diğer bir önlem de namazları mümkün olduğunca cemaatle kılmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem köy veya kır her ne de olursa olsun üç kişi bireye gelir de namaz kılmazlarsa yani ayrı ayrı kılarlarsa cemaat yapmazlarsa şeytan onları alt eder. Aman ee, aman sen sev, cemaate devam et çünkü sürüden ayranı kurt kapar sözleri cemaatten ayrılan kimsenin şeytanın telkinlerine daha çok maruz kalacağını göstermektedir. Şeytanın namazda insana musallat olup onu şaşırtması insana verdiği vesveselerin bir sonucudur. Şeytanın namaz kılan kimseleri akıllarına çeşitli dünyalık düşüncelere getirmek suretiyle yanıltması hadisesini sevgili peygamberim sallallahu aleyhi şu sözleriyle anlatmıştır. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp ses çıkara çıkara yerlene yerlene süratle uzaklaşır. Ezan bitince geri döner gelir. Kamet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kamet bitince döner. İnsanın kafasına girip ona aklında olmayan şeyleri hatırlatır ve insan kaç dikkat namaz kıldığını bir mesale gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca şeytanın insanı ne şekilde şaşırttığını anlatmakta kalmaz. Bu durum karşısında şeytanın vesvesesine maruz kalan kimsenin ne yapması gerektiğini de bize öğretir. Şüphesiz şeytan adam oğlu ile insan ile kalbi arasına girer ve kişi kaç rekat kıldığını bilemez. İşte kaç rekat, üç mü yoksa dört mü kıldığını hatırlamayan kimseye tahiyyata oturduğunda iki defa secde etsin. Bu secdeler eğer namaz eksik kalmışsa namazın tamamlanmasını sağlar. Tam kılınmışsa şeytan telkinleriyle amacına ulaşamadığı için öfkesini çatlayacak hale gelir buyuruyor. Tabi e, bu namazda namazı kaç rekat kıldım kılmadımla ilgili olarak böyle e, şeyler de vardır. E, esprili hadiselerde e, vardır. Yani bir tebessüme vesile olması açısından birisini nakletmeye çalışayım. Şimdi bir gün bir camide imam efendi namazı kıldırır. Diyelim işte öğle namazını. Dört dakika bir namazı kıldırır. Fakat selam verince bir kalbine şüphe, arız olur, vesvese gelir. Cemaate döner der ki, ''Cemaati Müslümin, acaba biz öğle namazını tam kılabildik mi?'' Dört rekat kılabildik mi diye sorar. Cemaatin hepsi %99 der ki hocam bir problem yok biz e, namazı tam kıldık e, derler. Fakat işlerden bir tanesi çok kesin bir ifadeyle hocam der vallahi billahi biz e, üç rekat kıldık. Dört rekat üç rekat kıldık. Ya der ki yani bu kadar kesin nasıl konuşabiliyorsun? Yani bütün cemaat dört kıldık diyor. Ama sen efendim yani kesinlikle vallahi üç kıldık diye söyleyebiliyorsun. Deyince der ki hocam der benim dayandığım kesimi deliliğim var der. Onu mesela arz edeyim. O da şu benim der işte çarşıda dört e, tane dükkanım var. Her namaza durduğum zaman böyle şimdi birinci rekatı sen Allah'a ekber deyip başladığın zaman ben birinci dükkana girerim. O rekat bitinceye kadar o dükkan ne vardı, neresini sattın, sezi kaldı, nasıl oldu falan diye onun hesabını yaparım. İkinci rekatı kalkarken o dükkanın kapısını kapatır. ikincisini açarım. İşte üç, tam üç tanesini böyle kolaşan ettim. Gözden geçirdim ettim. Dördüncüsünün kapısını açtım. Sen selam verdim hocam. O kaldı falan deyince imam dedi tamam biz üç rekat kılmışız der ve efendim tekrar namazı iade ederler. Böyle tabi şeyler vardır. Ee, espriler de vardır. İnsanın e, vesveseye maruz kaldığı durumlardan biri de e, yiyeceklerdir. Yediği içtiği şeylerdir. Bazı sahabiler Resulullah'a gelerek Ey Allah Resulü bazı kimseler bize et getiriyor. Onların bu hayvanları keserken Allah'ın ismini anıp anmadıklarını besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillah deyin ve onu yiyin buyurur. Hadis söz konusu vesveseli kişilerin gönüllerindeki gizli hareketin mübah işleri yapmalarına engel olacak düzeye ulaştığını bildirmektedir. Gerçekten de efendimiz Aleyhisselam yani bir vesvese hastalığı hissettiği yerlerde o efendimiz Aleyhisselam daha açık bir yönlendirmede bulunuyor. Yeter ki böyle bir sıkıntı olmasın, bu sıkıntı yaşanmasın diye. Dolayısıyla böyle bir vesveseye karşısında esas olan Müslümanın hüsnü zan beslemesidir. Hatta Yezid bin Kunafe Hristiyanların yemeklerini yenip yenemeyeceğini sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir yemekten dolayı kalbine şüphe girmesin buyurarak yemesine izin vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın kestiklerinden yenebileceği açıkça e, ifade eden ayet-i kerime şöyledir. Bugün size temiz ve hoş yere helal kılındı. Kendilerine kitap verenlerin yiyecekleri size helal kılındı. Sizin yiyeceklerinizde özellikle bu e, onların kestikleri e, hayvanlar, onların etleri helaldir ayeti de bu konuda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamaktadır. Aslında aşırılığa ve hastalık denecek dereceye varmaması şartıyla vesvesenin kişide merak duygusu uyandırıp araştırma sevk etmesi ve böylece imanlı taklitten, takike çıkartması bakımından kişiyi olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Çünkü şeytan insan karşısında çok güçlü bir varlık değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şeytanın hilesinin zayıf olduğu, özellikle iman edenler ve Allah'a güvenenler üzerinde hiçbir otoritesinin bulunmadığı ifade edildikten sonra onun gücünün ancak kendisini dost edilenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Hadislerde de vesvesenin etkisinin zayıf olduğuna dikkat çekilmiştir. Sevgili peygamberimize bir kişi gelerek içimize öyle kötü düşünceler doğuyor ki e, onlar dile getirip konuşmak yanıp kül olmaktan daha beter geliyor dediğinde sevgili peygamberimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahü Ekber şeytan hilesini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun buyurmuştur. Şeytan hilesi kalbe önce hatır olarak gelir. Sonra sırasıyla meyil, azim ve kasta yani e, kastetmek ona dönüşür. Meyilde eylem yokken azim ve kasıtta iradenin devreye girmesi söz konusudur. Kişi iradesini kullanarak bu vesveseyi azim ve kasta ardından eyleme dönüştürünce sorumlu olmaktadır. İrade devreye girmezse ve düşünce sadece vesvese düzeni kalırsa sorumluluk söz konusu değildir. İnsanın arzu ve iradesi dışında içinden geçirdiği kötü şeylerin hadisü'n-nefs hükmü yoktur. Tıpkı kişinin içinden geçirdiği zina e, iftirasının e, iftira olmadığı, bir erkek hanımının içinden boşalsa bile bunu değil söylemedikçe boşanmanın gerçekleşmediği, kişinin namaz kılarken içinden geçirdiği herhangi bir düşünceden dolayı namazını iade etmesi gerekmediği gibi. Allah Teala insanın zihninden geçirdiği kötü duyguları ve vesveseleri cezalandırmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah dilleriyle söylemedikçe yahut fiiliyle dökmedikçe ümmetimi gönüllerinden geçirdikleri şeyden dolayı hoşgörü hesaba çekmez buyurmakta ve yine kutsi bir hadiste Allah Teala melekleri itibariyle şöyle buyurmaktadır. Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse onu hemen aleyhine yazmayın. Eğer o kötülüğü yaparsa o zaman onu bir günah olarak yazın. Ama bir iyilik yapmaya gönlünden geçirirse de yapamazsa onu bir sevap olarak yazın. Şayet o iyiliği yaparsa bunu on kat yazın. Ancak kimse Allah'ın bu lütfu karşısında içinden geçen vesveseyi eyleme dönüştürmedikçe madem sevap yazılıyor o zaman bu gibi düşünceleri içinden geçireyim fakat fiile koymayayım da sevap kazanayım şeklinde bir düşünceye kapılmamalıdır. Çünkü bu durumda irade devreye girer ve kişinin o vesveseye mağlup olup sorumluluk altına girme ihtimali ortaya çıkmış olur. Vesvese kronik hale geldiğinde psikolojik olarak insanı hasta eder ve dışarıdan gözlenebilecek bir boyuta ulaşabilir. Psikolojik hastalıklar kimi zaman insanı bedeni hastalıklardan çok daha fazla yıpratabilir. Zira psikiyatrik hastalıkların tedavisi birçok bedensel rahatsızlıklardan daha zordur. Vesveseli olan kişi başlangıçta dışarıdan fark edilmez. Kişi kendisiyle savaş halindedir, huzursuzdur. Kimseye derdini kolay kolay anlatamaz. Anlatsa da herkes bırak bu saçma sapan düşünceleri der. Aslında vesveseli kişi de o düşüncelerin anlamsız olduğunu bilmektedir. Fakat elinde olmadığı için o vesveseden kurtulamaz. Vesveseyi kendisinden uzaklaştıramaz. Vesvese adeta musibete benzeyen manevi bir hastalıktır. Aşırı önemsenirse büyür, küçük görülürse küçülür, kaybolur, gider. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, dal budak salar, insanın bütün zihin dünyasını kaplayabilir. Önem verilmese kaybolur, hiçbir etkisi kalmaz. Kaynağı ve mahiyeti bilinirse kaybolur, bilinmese kalbe yerleşir ve etkisini gösterir. Vesvese insana musallat olan bir ar arıya benzer... Meşgul olursa insana saldırır, meşgul olunmazsa bırakır gider. Bu bakımdan vesvese geldiği zaman üzerinde durmamak gerekir. O zaman düşüncemizden geçer gider. Bir Allah'a sanmak lazım tabi. Şüphesiz insanın şeytan telkinlerinin kalbinden geldiğini sanması kendisini telaşlandırır. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti dairesinde hareket edilir ve şeytanın vesvesesine kıymet verilmezse, hayale gelen ve uygun olmayan kötü hatıralarla meşgul olunmazsa Vesvese etkili olamaz. İnsan hayat yolunda ve ahiret esnasında hayırlı işleri yapma, cennete ulaşma ve onun tesisiyle Allah'ın rızasını kazanma hususlarında şeytan vesveselerine ve telkinlerine farklı şekillerde de maruz kalabilir. Bu vesveselerden kurtulmanın çaresi öncelikle iman, ibadet, temizlik, helal ve haram gibi dini konularda bilgi eksikliğini gidermektir. Bu noktada yapılacak en güzel iş zikrettiğimiz tüm dualarda Allah'a sığınmaktır. Son olarak şöyle bir dua ile Cenab-ı Hakk'a sığınalım. De ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerini vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların melikine, insan ilahına sığınırım. Kul e'udu bi rabbin nas, melikin min şerril vesvesil hannas, elazi yeves bir su fi sudurinnas minel bendes ki e, bunlardan uzak kalmanın da en önemli yolu maazallah Allah'a sığınmaktır. Cenab-ı Hak bizleri her türlü şeylerden muhafaza edesin. Şeytanın şerrinden muhafaza edesin ve bizi razı olduğu güzel niyetlere, duygulara, düşüncelere ve amellere muvaffak kılsın diyor. Hepiniz hürmetle muhabbet Allah'a emanet ediyorum.